Evet, teknolojik çözümler dedik ve teknolojinin eğitime tam anlamıyla artık girmekte olduğu günleri, çağları yaşıyoruz, yaşayacağız ve bugün dört birbirinden kıymetli konuğumuz var, panelistimiz var. Hepsiyle de bir şekilde daha önce de tanışıyorduk. Yeni yeni de güzel ilişkiler yakalamaya başladık, başlayacağız. Vakti de çok tasarruflu ve anlamlı kullanma adına hemen aslında sol baştan kısa kısa mümkünse isimlerinizle beraber girişimlerinizi ya da mevcut projelerinizi birer cümle belki ikişer cümle anlatırsanız daha sonra sorularla şekillenelim. Mümkün mertebe soru almamaya çalışacağız. Ama çok heyecanlı şeyler varsa şimdiden belki kağıtlarla ulaştırabilirseniz ben dahil etmeye çalışayım. Çünkü bu panel biraz daha çeşitli, daha global, daha somut bir anlam taşıyor olacak. Bu arada ben de kendimi tanıtayım. Ben Bilal Bal, radyo programcısıyım. Yıllardır mikrofonlara alışığız diyoruz ama tabii insanlara karşı konuşmak biraz daha farklı ve heyecanlı benim için de. İnşallah istifade ederiz hep beraber. Evet, hemen aslında sol başta Ahmet Bey'le bir başlayalım. Ahmet Hançer. Evet, sesim geliyor mu? Ben de refleks olarak soruyorum onu. Ahmet Hançer ismim. Aslında ODTÜ'lüyüm, endüstri mühendisiyim. Ama benim için Boğaziçi Üniversitesi'nin özel bir yeri var. Onu hemen bahsetmek istiyorum. İlk iş hayatım İş Bankası. İş Bankası'nda 3-3,5 yıl çalıştıktan sonra kendi girişimimizi Ankara'da ODTÜ Teknokent'te kurduk. Ama piyasa, işin gelişme yeri İstanbul'du. İstanbul'da nasıl yapacağız derken sağ olsun Boğaziçi Üniversitesi bize kapılarını açtı. Bizim ilk ofisimiz yaklaşık 12 metrekarelik COSGAP Tekmer'deki Kuzey Kampüsü'ndeki ofistir. O yüzden burada olmak her zaman heyecan verici. Türkiye'de yetişkin eğitiminin teknolojiyle daha verimli ve daha etkin hale gelmesi mühendis olanlar bilir. Öte yandan insanı insan yapan değerlere eğitim anlamında eriştirebilmek için tüm çalışanlara eşit eğitim fırsatı sunmak amacıyla şirketimizi kurduk. Bugün yaklaşık 500'e yakın şirkette 2,5 milyona yakın kullanıcımıza, öğrenenimize daha doğrusu eğitime her an her yerden erişme imkanı sağlıyoruz. İnsanların birbirinden öğrenmesini kolaylaştırıyoruz. Kurum kültüründe öğrenmenin ana iş unsuru haline gelmesi için emek veriyoruz. Gençlerle olmak her zaman heyecan verici. İlerleyen dakikalarda birazcık daha neler yaptık, neler öğrendik. Geleceğin Türkiye'si için eğitim ve eğitimde teknolojik çözümlü gibi fırsatlar sunuyor. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Tekrar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hemen hızlıca Mustafa Bey'e dönelim. Udemy Türkiye temsilcisi, evet, kendisi. Merhabalar. Herhalde benim de sesim geliyordur diye düşünüyorum. Bana geliyor. Geliyor mu ses? Süper. Ben de ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 8 yıldır aktif olarak yani Udemy'de çalışıyorum. Udemy'nin kurucu mühendislerindenim. Udemy olarak aslında bizim amacımız da eğitimi, kaliteli eğitimi özellikle ucuz ve erişilebilir kılmak. Çünkü eğitim bizim vazgeçilmezimiz, bilgi paylaştıkça değerlenen bir şey. Ve biz bireylerin sahip oldukları bilgileri diğer bireylere aktarabilecekleri ve bunu hakikaten çok kaliteli, çok erişilebilir bir şekilde mobil cihazlardan herkesin eğitim alabilecekleri platform oluşturmaya çalışıyoruz. Udemy olarak bizim aslında ana amacımız, hani İngilizce motto olarak söyleyeceğim ama hani improve lives through learning diyoruz aslında. Hani bireylerin her alanda, bu sadece teknik, non-teknik olarak düşünmemek lazım. Eğer bir aşçıysak hakikaten çok yani yetenekli aşçılarımızın olduğu ve bu içeriklerin de yer aldığı bir platform oluşturuyoruz. Şu anda 40 milyona yakın, 35 milyondan fazla aktif kullanıcımız var globalde. 42 binden fazla eğitmenimiz var. Bugüne kadar 190 milyondan fazla kurs subscribe, yani kurs kayıt yapılmış aslında platformda. Bu çok güzel bir rakam. Aslında insanların eğitime ne kadar ihtiyaç duyduklarını her alanda eğitimin şart olduğunu gösteren bir rakam. Ve şu anda 100 binden fazla bir eğitim söz konusu Udemy'de. 2017 senesi itibariyle aslında bunu birazdan değineceğiz ama girmek istediğimiz pazarlardan bir tanesi de Türkiye'ydi. 4 ana ülkeden, bunların 3 Avrupa ülkesi diyebilirim. Bir tanesi Türkiye'ydi ve 2018'de globalde en iyi pazar olarak başarı sağladığımız yer Türkiye oldu. Bu büyük bir başarı. Şu anda 2000'den fazla Türk eğitmenimiz var. 1000'den fazla
Türkçe kursumuz var. Bunlar çok güzel şeyler. Sizlerin de sorularınız olursa paneliler zamanlarında hem girişimin detaylarıyla ilgili hem şirketle ilgili, eğitimle ilgili merak çok etmeyin, çok zorlayacağız sizi. Sorular bugün bayağı zor görünüyor. Hemen o zaman ben Deniz Bey'e döneceğim. Namı diğer farkındalık kendisi. Vosiklin'in kurucusu. Deniz Bey, sizi nasıl tanıyalım? Ben de ODTÜ Yabancı Diller mezunuyum. Ama aynı zamanda kendimi Boğaziçi'li gibi hissediyorum. 1585 tane Boğaziçi'li öğrencim oldu. Var mı aramızda, öğrencilerimizden var mı? Parmak görelim. Oh, birkaç kişi varmış. Ben de Türkiye'nin ilk küresel, dijital, global eğitim markasının kurucusuyum. Bunu söylerken tek başıma söylüyorum ama arkada 47 kişiyi görürseniz çok mutlu olurum ki onların yine büyük çoğunluğu Boğaziçi'li öğrencilerim. Tamamen yerli ve milli bir marka, Türk sermayesiyle, Türk mühendisleriyle. Şu an 74 ülkeden 4 milyon civarında bireysel, 12 milyon da sınıflarda kullanıcı olmak üzere. 7,5 yıllık bir hikaye. Tabii hikaye uzun, diğer turda anlatacağız herhalde. Peki, çok teşekkürler. Ve Alp Bey var. Ben Boğaziçi mezunuyum. Han Akademi'nin Türkiye temsilcisi. Çok teşekkürler. Ya şaka bir yana, tabii insanın kendi okulunda konuşması her zaman biraz daha stres kaynağı oluyor. Çünkü bu sıralarda oturmuş olmak hani ayrı bir sorumluluk. Khan Akademi bir dijital öğrenme platformu. Kar amacı gütmeden internet üzerinden, bir web sitesi üzerinden ve uygulama üzerinden ücretsiz ders videoları, eğitim içeriği, bireyin seviyesini tespit edip onu yönlendirebilen ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmaya amaçlayan bir platform. 2012 yılında ilk defa Türkiye'de, daha doğrusu Silikon Vadisi çıkışlı bir platformun dünyada ilk defa ana dili olan İngilizce dışında bir yerde bir sosyal girişim mantığıyla ofisini kurduk ve başlattık. Geçtiğimiz süre zarfında Türkiye'de hem okullarla, hem öğrenci ve öğretmenlerle, hem de aslında hayat boyu öğrenme mantığıyla bilgiye ulaşmak isteyen herkese bir ücretsiz kaynak sunmaya amaçlıyoruz. Bugün eğitimde çok büyük bir değişim yaşıyoruz. Eğitimde dijital dönüşümü konuşuyoruz, yapay zekayı konuşuyoruz. Biz de bu dönüşümün içinde hem ücretsiz bir kaynak ve araç sunmayı, hem de aslında eğitim nasıl değişiyor, teknolojiyi nasıl doğru amaç için kullanabiliriz, bu konuda vizyonumuzu paylaşmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz diyebilirim. Çok teşekkürler. Bu arada sevgili panelistler, böyle bir sandalye krizimiz falan yok. Koltuk olmadığı için ben mecbur burada oturuyorum. Vardır ya yüksek sandalye, alçak sandalye, öyle bir şey söz konusu bile değil. Şimdi ben hemen ilk konuya şöyle bir gireyim artık. Hepiniz hakikaten ODTÜ, Boğaziçi, müthiş kariyerler, müthiş donanımlar söz konusu. Yani niye böyle bir şey yaptınız? Yani siz de gidip bir yerde bir profesyonel olarak yüksek maaşlarla çalışabilirdiniz. Yani niye böyle sıfırdan bir projenin ya kurucusu ya da önemli bir parçası olmayı tercih ettiniz? Yani tahminim uykusuz geceleriniz, belki parasızlıklarınız zaman zaman, belki eyvahlarınız, vazgeçişleriniz olmuştur. Niye böyle bir yolu seçtiniz? Yani kimden başlayalım cevap almaya bilmiyorum ama isterseniz Mustafa Bey'den başlayalım. Aslında kısaca iki kelimeyle rahat batıyor diyebiliriz. yani bu girişimcilik biraz farklı bir şey aslında. Yani bu bir ruh. Yani bu hakikaten her insan aynı değil. Doğuştan gelen bir şey. Ben de mesela hani kuran dönem arkadaşım Eren Bali'dir ama ben de kendisi kadar girişimci değilim. Ama hani ben de çok rahatı sevmeyen birisiyim. Şimdi neden böyle bir şey yaptık? Çünkü aslında ihtiyaçları iyi analiz ediyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani neler, ne gibi şeyleri ihtiyaçlar var? Bu hemen çok basit. Bir alışveriş yaparken bile ne tarz ihtiyaçlar var? Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Hani zihnen biz aslında o açıkları bulmaya hani evrilmişiz gibi düşünüyorum aslında. Yani görüyoruz, ihtiyacı görüyoruz. Eren'in zaten hikayesi de çok ilginçtir. Bizim misyonumuz, vizyonumuz Udemy olarak aslında insanların eğitime çok kolay ulaşmasını sağlamaktı.
Ve böyle bir platformun olmadığını, eğitimin olmadığını, imkanın olmadığını fark ettik ve buna başladık. Benim aslında bir günde istifa ettim bu arada. O da çok ilginçtir benim o hikaye. Sabah evden çıktığımda annemle babamla vedalaştım, işe gittim. Çok sakin biriyimdir. Hani ve akşam eve geldiğimde istifa ediyorum dediğimde annem, babam, öğretmenler bakışlarını unutamıyorum. Hala gözümdedir. Babam hala soruyor şirket nasıl gidiyor diye. Onlar çünkü çok farklı yetişmişler. Nesil olarak farklılar. Onlar bir yere girip bizim ilerlememizi, yükselmemizi, yönetici olmamızı bekliyorlar ama bizler biraz daha farklıyız nesil olarak. Eren geldiğinde ve hakikaten yatırımdan sonra bu misyonu, visyonu anlattığında aslında ben bunun bir parçası olmak istedim. Bu parça sadece başarı olarak değil, başarısızlık da olsa bu başarısızlığın en temel parçalarında biri olmayı çok istedim açıkçası. Çünkü başarısızlık da çok iyi bir tecrübedir yani. Hani bunu parayla, ücretle veya dersle alamayacağınız bir şey. Bunu yaşamak istedim. Babam hatta o zaman şey demişti, biraz acele karar vermiyor musun demişti. Çünkü bir gün, ertesi gün istifamı yazdım. Dedim ki yani insanların kendine özgüven olması gerekiyor. Yani girişimci olmanız gerekiyorsa ve hiçbir şeyden korkmamanız gerekiyor. Bu ne demek? Ben babama şunu söylemiştim. Yani 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bırakalım Udemy batmış olsun. Benim kazanacağım tecrübeleri öğrenme şansım var mı başka bir yerde? Yok. 2 yıl sonra giremeyeceğim bir şirket var mı yurt dışında? Yok. O zaman benim kaygılanmamam gerekir dedim. Kaybedecek evet, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Onun için ben bu başarının, bu story'nin aslında hikayenin parçası olmak istediğim için hani bir günde böyle bir karar alıp hakikaten çok yoğun, hakikaten çok zahmetli ama bir o kadar da keyifli. Çünkü akşam sadece yemek yiyordum babamla görüştüğüm saatlerde. Sonra tekrar bilgisayarımızı açıyorduk. Gece 1'lere kadar kod yazıyorduk. Bu çok keyifli bir şey. Bunu herkesin yaşamasını isterim açıkçası ve sözü diğer arkadaşıma bırakayım çünkü uzayacak. Peki, hadi. Şimdi... Ben de Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nda öğrencilerle tanışırken sanki böyle eskiden çok fazla şey vardı. Ya abi işte mezun olayım, gireyim bir yerde bir pazarlama uzmanı olayım, maaş da iyi, zaten de Boğaziçi'liyiz. Ya ömrümüz böyle sürer, devam ettiririz falan ama son senelerde gördüğüm bir gerçek de var ki girişim çok fazla merak ediliyor. Biliniyor demiyorum, biliniyordu zaten ama merak konusunda nasıl yaparız, kimlerle görüşürüz, nasıl tanışalım... İşte kaybedersek ne olur? Ben hemen döneyim o zaman Ahmet Bey'e. Yani çok mu paranız vardı acaba böyle kaybetmeyi göz alacak? Ya da o taraf biterse yani döndüğünüzde babanızda sınırsız Ankara'da araziler mi vardı? Yani nasıl geçinecektiniz? Siz neyi göze aldığınızda? Türkiye'de nüfusu başına en fazla bizim bir alanımızın bir ismi de e-learning. E-learningçi düşen kasaba Ankara'nın Çubuk ilçesi. Tabii turşusuyla çok meşhurdur ama... E-learningçileriyle çok meşhur değil. Bir memur çocuğuyum ben de. 5 kardeş, en büyüğüm. Benim hayatım hep, tabii hiç zorluk değil. Yani gerçekten çok iyi şartlarda pek çoğa göre okudum. Ama Çubuk'ta bir ilkokulda okudum. Ankara'da bir kolejde burslu olarak okudum. Fen Lisesi'nde Malatya Fen Lisesi'ni kazandım. Yine yatılı okudum. Sonra ODTÜ'yü okudum. Benim hayatımda tabii öğrenme ve öğrenme için zorluk yaşama hep doğal bir akıştı. Dedem rahmetli köy enstitüsü mezunu. Şimdi bir köy enstitüsü mezunu köyden çıkan bir çocuğun eğitimle hangi noktalara gelebileceğini bizzat yaşayan bir insanım. O köy enstitüsünden yetişen neslin öğrenmeyle yokluk içerisinde nasıl bulundukları yerde de varlık yaratabileceklerini, yoktan bir okulu nasıl köyde kurabileceklerini çok duyarak büyüdüm onun arkadaşlarından da. Akabinde iş hayatına girdikten sonra, bu arada ben de iş bankalıyım, işte 3,5 yıl. Çubuk ilçesinden ilk defa bir iş bankası teftiş kuruluna bir memur girdi. Hiç unutmuyorum, ilçe emniyet müdürü gelip babamı kutlamıştı. Çünkü o dönem şeye bakılırdı hani geçmişe falan. Tabii tahmin edebiliyorsunuz, rahmetli babam ayrılacağımı duyduğu zaman tabii küstü bana. Çünkü aile açısından bakıldığında sabit bir maaşlı bir yerden kendi girişimine, hele... Şirketi ilk kurduğumuz tarih 97. 97 yılı Türkiye'de nispeten girişimci enstrümanlarla değerlendirdik. Hepsini batırdık. 98'de şirketimizi kurduk. Sağ olsun COSCAP kredisiyle 3000 dolar kredi aldık. Halkbank'tan bir destek aldık. 2900 dolara Asus marka bir notebook aldık. 100 dolar o teknikti, kodu yazacaktı. Ben satacaktım. 100 dolarlık işletme sermayesiyle başladık. Tabii şansımız, tabii idealler ya da hayaller... Evet ya, acaba iş hayatında gördüğüm, kendi bireysel hayatımda da gördüğüm öğrenmeyi yaygınlaştırma hayali Türkiye'de gerçek olabilir mi hayaliydi? Çok iyi bir şirkette 3-3,5 yıl çalışırken
çok miktarda eğitim alıyorsunuz ama bir müddet sonra görüyorsunuz ki, çok sıklıkla şunu duyardım çalıştığım dönemde, istediğimiz eğitimler verilmiyor, hangi alanda gelişmek istersek öyle şans sunulmuyor. Nitekim Türkiye'de şirketlerde toplam eğitim için bireylere harcanan, çalışanlara harcanan ücret, çok yakın bir zamanda sektör derneğimizin, benim de kurucusu olduğum TGEF'in bir araştırmasında kişi başı ortalama 400-450 TL iken, bu rakam dünyada 1300 dolarlar civarında. Yani bir tarafta 400 TL, bir tarafta yaklaşık 6-7 bin TL. Dolayısıyla acaba öğrenmeyi daha yaygın şirketlere sunabilir miyiz? Hayal biraz oradan çıktı. Şunu da görüyorsunuz. Yani eğer öğrenme varsa, dünden bugüne gün değişiyorsa, hayatınızda bir şeyler değişiyorsa, o zaman geleceğinizi yaratma şansınız, şekillendirme şansınız artıyor. Şirketinize katkı sağlama, birey olarak kendinize katkı sağlama şansınız açıkçası artıyor. Beni biraz heyecanlandıran buydu. Bugün dönüp baktığım zaman bu 20 yıla yakın girişimcilik hayatımızda çok defa battık, çok defa başarısız olduk. Ama uzaktan eğitim alanı hep odaklandığımız bir alandı. Çok değerli paydaşlarla, çok değerli çalışanlarla, ekiple ve çok değerli kurumlarla çalıştık. Bugün sponsor olan kurumların çok önemli bir kısmı da örneğin çalışanlarıyla bizim kullanıcılarımız, bizim çalışanlarımız. Çok kısaca böyle. Gerçekten benim için çok teşekkürler. Heyecan verici. Şimdi ilk iki örnekte gördüm, vazgeçişler yok değil aslında. O vazgeçtiğiniz yerden nasıl kalktığınız sorusunu ben Deniz Bey'e bir yönelteyim. Sizin bu konuda neydi hikayeniz? Hiç vazgeçiş oldu mu? Ya da siz çok da iyi bir eğitimcisiniz. Eğitimci olarak niye kalmadınız? Sizde oldu, de defalarca acaba? Oldu. En yakın zamanda 4 gün önce oldu. Ama alıştık artık. Alıştık. Benimkisi aslında tembellikti. Öğretmenliğe başladığımda İngilizce bilmediğimi fark ettim. Sonra Başkent Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi 8-10 yıllık bir kariyer. İngilizce öğretirken istedim ki öğrenciler kendisi öğrensin, kredisi de bana gelsin, alkış da bana gelsin. İstifa ettim. Çünkü Türkiye'de insanların çok becerikli olduğu bir konu var. Sorunlar üzerinde sosyalleşme, sorunları tespit etme, sorunlara çözüm önerileri üretme. Ama aynı oranda beceriksiz olduğumuz şey ise harekete geçme. Bunu da genelde kendimiz gibi insanlarla yaptığımız için bir şey yaptığımızı da hissediyoruz ve herhangi bir şey üretmiyoruz. İstifa ettim. Dream and Development diye küçük bir okul başladı. Ondan sonra fark ettim ki Boğaziçi'li arkadaşlar İngilizce sorunu yaşıyormuş. Onlar geldi. 2008 yılı itibariyle 3000 civarında Boğaziçi'li öğrenci remedial'dı. Yani sistem dışındaydı. Okul dışındaydı. Hatta bir tane öğrenci tişört yaptırmıştı. Burs yok, yurt yok, yad yok diye. Çünkü remedial olunca çünkü hiçbir şey yok. Ben şok oldum çünkü Türkiye'nin en kaliteli kumaşları bir sürü filtrelemelerden geçmişler. Ya dedim olamaz, Türk insanı bu kadar gerizekalı olamaz, İngilizce öğrenmek bu kadar zor olamaz diye basiti görmeye çalıştım. Sonra çok fazla Boğaziçi'li öğrenci gelince seviye tespit sınavını kısalttım. Şimdi küçük bir aktivite olarak sizlerle yapalım. Hep beraber 3 deyince söyleyeceğim kelimenin İngilizcesini söylüyorsunuz. 1, 2, 3, elma, daha canlı, portakal, muz, incir, nar, ayva. Birinci tespit buydu. Çünkü kelime öğrenmeden dil öğrenmeye çalışıyoruz. İkincisi de dengesiz öğrenmeydi. Yine Boğaziçi'li öğrencilere soruyordum. Söyle bakalım küresel ısınma. Söylüyor. Global warming, nüfus population, boşanma diyoruz. Kolum kaşınıyor. Cevap yok. Kalemimin ucu bitti. Cevap yok. Düğmem koptu. Orada kopuyorlar zaten. Tamam. Kayıt ol. Radikal bir şey yaptım. Dedim ki kitap kullanmayacağım. Alp'in de söylediği gibi dijital dönüşüm çağında. Ekonomist makaleleri kullanmaya başladım. Deyim yerindeyse the cat is under the table hiç öğretmedim. Ama Manchester United is under great pressure'ı görüyor. Çünkü Cristiano Ronaldo oradan ayrılmış. Tabii birden çok para kazanmaya başladım. 3000 lira maaştan 60.000 lira kazanıyorum falan. Oo süper. İşte orada rahat battı. Aslında trajik bir olay oldu. Lise arkadaşım pilottu, düştü uçağa, öldü. Cenazesinde annesi, kardeş gibiydiniz, sen de gir mezara dedi. Şimdi ergenliğe beraber girdiğiniz insanın bileklerinden tutup ebediyete yolcu ettiğinizde o an gerçekten ölecek yaşta olduğunuzu anlıyorsunuz. Tabii düşünmeye başladım ne kadar anlamlı bir hayatım var diye.
Döndüm, biraz gezdim, dolaştım. Yurt dışına gittim, geldim. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin yakınlarında bir öğrenci evi, mezarlık sokaktı galiba. Arkadaşlar, bir hayalim var, 8 yıllık bir hayal. Sizlerle paylaşacağım, katılanlarla bu işi yapacağız. 5 hedefi vardı. 1, çok güçlü bir dil öğrenme ürünü yapacağız. 2, bunu ücretsiz yapacağız. Çünkü dünyada 1.9 milyar insan 1 doları bile yok, eğitime ayıramıyor. 3, sadece eğitim olduğu zaman, ücretsiz olduğu zaman bir şey çok kıymetli olmuyor. Bir de .com yapalım, bunu bir business yapalım. Gelir modelini sonra düşünürüz, kalabalık gelsin. 4.'sü bir kurum kültürü inşa edelim. Öyle bir hikayesi olsun ki toplumun değişik yönlerine de katkı sağlasın. 5.'si de en radikali, Türkiye'den küresel bir dijital marka çıkaralım. İşte Tanzimat Fermanı'ndan sonra bir özgüven eksikliği var bu topraklarda. Öğrenilmiş çaresizlik var. Kendi toplumuyla dalga geçen en fazla fıkrayı üretip anlatan toplum olduk. En son ülke olarak Dünya Kupası'nda birlikte sevindik. Neden olmasın dedik, başladık. Hocam ne kadar çalışacağız? Vallahi dedim 8 yıl sürecek. İlk 3 yıl kabaca 28 bin saat içerik harcayacağız. Yolculuk öyle başladı. Tabii insan korka korka korkuyu aşıyor. Şüphe duya duya inanıyor. Ve 7,5 yıl, aslında 7 yıl 3 ay oldu, 9 ayım kaldı. Kendimi öyle plan yaparak çalışmaya çalışıyorum. Çünkü bu süre içerisinde uzun bir hikaye, burası yeri değil. Ancak son 2 yıl özellikle San Francisco ve Londra'yı gezdikten sonra kapitalist refleksler o kadar acımasız ve o kadar övgüyle yakıtını alıyor ki bazıları güneşin önüne bir mekanizma koyup ışığı sayaca bağlayıp satmayı bile acaba mı diye düşünmeye başlıyor. Bu yüzden benim hayalim şu, eğitimin özgür olduğunu düşünmüyorum. Parayla bağlantılı olduğu için. O yüzden ücretsiz eğitimle eğitimi özgürleştirebilirsek dünyada birçok şeyi çözebiliriz diye. Ondan sonra hayatım kaydı zaten. Şimdi çok özür diliyorum. Yani ücretsizle ticari amaç dışında olmayı sanki ayırmamız gerekiyor. Sonuçta belli bir emek var ve evet, bu emeğin bir kaynağının olması gerekiyor. Yani onun seviyesini az sonra konuşacağız ama ben Alp Bey'e bir dönmek istiyorum. Sizin hikayeniz nasıl başladı bu anlamda? Yani siz de gerçekten hem görsel olarak da hem donanım olarak da birçok hazır, sürprizlere kapalı ve mutat ve yüksek bir hayat sürebilirdiniz. Yani Han Akademi gibi çok da fazla örneği olmayan bir ortamda Türkiye temsilciliğini kabul etmişsiniz. Siz nasıl böyle bir yol seçtiniz? Nasıl böyle bir tercih yaptınız? Ben o zaman biraz kişisel hikayemden, biraz da kurumsal hikayemizden iki parça halinde bahsetmeye çalışacağım. Haklısınız, şu anda birlikte okuduğum, bir de ben işletme okudum, öyle düşünün. Arkadaşlarımın birçoğu işte ismini tahmin edeceğiniz şirketlerde iyi yöneticilik pozisyonlarındalar. Ben de yöneticilik pozisyonundayım, 10 kişilik bir ekibim var. Eğitime hizmet etmeye çalışıyoruz. Öyle çok fazla parayla, pulla işimiz yok ama tabii ki biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak elimizdeki kaynağı nasıl iyi kullanabiliriz? Orada iyi bir hesap kitap yapma yeteneğine sahip olduk zaman içinde. Benim hikayem şöyle başladı. Ben değişim öğrencisi olarak lisenin ve üniversitenin bir kısmını yurt dışında, bir kısmını burada okuma şansı buldum. Ve Türkiye'de bir devlet okulunda, liseden bahsedecek olursak, sıradan bir öğrenciyken yurt dışında okul birincisi oldum. İnsan ister istemez soruyor. Yani ülkemizdeki sıradan bir öğrenci başka bir yerde okul birincisi olabiliyorsa bu kadar milyonlarca genç niye daha başarılı olmasın diye. Ve her zaman bir karşılaştırmalı, ne yapılabilir, nasıl yapılabilir politika üzerine, eğitim politikası, sosyal politikalar üzerine kafa yormaya başladım. Bu neticede zaten işletmeden sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde hem yüksek lisans hem doktora da siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümündeydim. Sayın Bakanımız eğitimi bir sorun olarak görmeyelim diyor, haklı. Yine de her araştırmada karşımıza eğitimle ilgili güçlendirilebilecek, daha iyiye değiştirebileceğimiz alanlar olduğunu fark etmeye başladım. Ve kendi hikayemle birleştirecek olursam da, madem artık bilgiye zamandan ve mekandan bağımsız olarak ulaşabiliyoruz, bilişim ve iletişim teknolojileri sayesinde, o zaman Türkiye'deki bir öğrenci ile yurt dışındaki bir öğrenci eşit şartlarda aynı sahada oynuyorlar. Ve
Bu yaklaşımla akademik kökenden biraz daha nasıl toplumsal etki yaratılabilir diye düşünerek iş modellerini incelemeye başladım. Derken Khan Akademi ile yollarım kesişti. Kurumsal tarafta şunu vurgulamam gerekir. Burada biz STFA, Türkiye'nin 80 yıllık tarihiyle köklü şirketlerinden biridir, vakfı olarak bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla burada bir ekip var, bir şirket, kurum, sponsor var ve işin finansal tarafında da bu girişimle birlikte biz Khan Akademi'yi Türkiye'ye taşıyabildik. Aslında bir model oluşturduk. Bu model sonrasında diğer ülkelerde bugün 36 dilde hizmet veren bir eğitim platformunun ücretsiz olarak yaygınlaşabilmesi için de tahmin ediyorum ki bir kaynak oluşturdu. Ve şöyle ben bu kısmı bitirmek istiyorum. Bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerektiğine inanıyorum. Burada Deniz'le benzer bir perspektifimiz ve tahmin ediyorum. Ben tam araya oturmuşum. Hepinizde bir perspektifimiz olduğuna inanıyorum. Ve eğitim işi, gönül işi, gönüllülük işi sahada olmadıkça, öğrenciye, öğretmene dokunmadıkça, kendiniz öğrenip de başkasına öğretmedikçe ben de yani işin o tarafından bakan, her ne kadar bir dijital platform temsilcisiysem de teknolojiyi her zaman insan odaklı, fayda odaklı kullanalım diyen bir bakış açısına sahibim. Çok teşekkürler efendim. Şimdi şuna biraz gelirim. İşte hepimizin malumu trendsetter'lar, gelecek tahmincileri, fütüristler artık önümüzdeki dönemde örgün eğitimin özellikle çok da kampüse bağlı olamayabileceğiyle ilgili bazı örnekler ya da kehanetler ortaya atıyor ki az önce de dinledik, ilk açılış konuşmasında da dinledik. Sayın Rektörümüz kampüs hayatının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Şimdi sizin yaptığınız iş örgün eğitime bir alternatif mi, bir destek mi ya da ikisinin harmanlandığı bambaşka bir şey mi? Yani siz bilgisayar başında bir insanın eğitilebileceğini kendi başına bilgisayarla mümkün görüyor musunuz? Yoksa bu sistemin bir destek unsuru mu? Hani hep derler ya, bizim bakanlığımızın adı bile Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Öğretim Bakanlığı değil. Eğitimin içerisinde öğretim var. Yani bunun içerisinde sosyal hayat var, kültürel kodların yüklenmesi var, işte arkadaş ilişkileri var, vefa var, 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 var. Yani bilgisayara karşı bu eğitim sanki biraz böyle sakil mi kalıyor? Siz öğretimin alternatifi misiniz? Soruyu daha da daraltıp, yoksa destek unsuru musunuz? Bu sefer nereden başlayalım? Deniz Bey'den başlayalım bu sefer. Ha, teşekkür ederim. O para kısmını sormayacağım mı? O en son. Ha, orada en son. Büyük kavga çıkacak biliyorum. Tamam, ben şimdi onu hazırlanmıştım. Sen ne sordun falan diyormuşum. Şimdi IKEA alıştırdı insanları. Şimdi self-learning çağındayız, bireysel öğrenme çağındayız. Mobilyalar nasıl monte edilir? Bir potansiyel vardır. Yani bireysel becerilerini aksiyona dönüştürebilecek bütün insanlar bu potansiyeli kullanacak. Uzmanlık alanında şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde insanların %50'si bir kuruş para vermeden ve hiç okula gitmeden yabancı dil öğrenecek. Bu %50'yi ortalama yaptım. Bu Finlandiya'da belki %70 olacak. Başka ülkelerde %30. Çünkü bizler aşağı yukarı aynı kuşaktan çok arkadaşımız var. Bilgisayar derslerini normal hem lisede hem üniversitede aldık. 92-93 civarı. Yani yeni kuşak bilmez. Biz bilgisayarı açıp kapıyorduk. Escape tuşu, save. Bunları başarılı yaptığımız zaman not alıyorduk. A alıyorduk. Ben ODTÜ'de 94'te o dersi aldım. Yani açıp Word'u kullanma dersini aldım. Ama artık bu tamamen başka bir yere dönüştü. Başka bir yere geçti. Kimsenin sanki doğuştan getirdiği beceriler. Dolayısıyla dil öğrenme noktasında tabii ki örgün. Bugün Türkiye'de 1.6 milyon öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'na bünyesinde öğrenci, hatta Bakan Bey'e gidip dedim, siz niye gittiniz, ben sitem edecektim size. WoSecret'i kullanıyor ve Van'da, Manisa'da, Trabzon'da bu öğrenci o diğer eğitim sistemlerinin dışında tek başına kaldığı için daha hızlı öğreniyor. Ve diğer programlarla da entegre ettiği zaman ihtiyacı olmuyor. Ya da şu an bir sürü bilgisayar programcısı var. Bilgisayar mühendisi değil.
Dolayısıyla buradaki önemli olan şey kaliteli içerik, sürdürülebilirlik ve toplumsal tabanın oluşması. Burada çok güzel örnekler var ve sadece hani eğitimde değil, sağlıkta da buna gidiyor. Stanford Üniversitesi'nde çok özel çalışmalar yapan insanlarla tanıştım. Artık sağlık AI'larıyla giyilebilir teknoloji sayesinde bir kişi doktora gitme sıklığını azaltıyor. Sağlık giderlerini azaltıyor deyip sözü. Evet. Yalnız tabii sizinki İngilizce öğretimi olduğu için daha fazla. Benim eğitimden kastım daha bir genişti aslında. Belki de Mustafa Bey bu konuda bir pencere daha açmak ister. Ya aslında bizim amacımız burada kesinlikle hani gelecekte şöyle bir sistem gelecek, işte sıralar olmayacak vesaire, ona hazırlık yapalım değil. Yani biz şu anki neslin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gelecekteki nesil ne bekleyecek bilmiyoruz. Aslında Udemy'nin hikayesinde bu var. Yani biz Udemy ilk başladığında ürün aslında bugünkü ürün değildi. Yani geçmişteki hani 2000 senesindeki neslin beklentisiyle bugünkü neslin beklentisi çok farklı. Bir sanal sınıf olarak başlamıştık aslında. Yani sanal sınıfın amacı şuydu Udemy olarak. Biz ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteriyoruz ve orada çok hakikaten güzel girişimci arkadaşlar, firmalar var. Amacımız Teknokent olarak bizim buradaki girişimleri yurt dışındaki yatırımcılarla nasıl bağlayabiliriz? Sanal bir ortamda bilgi paylaşımı nasıl yapabiliriz diye başladık. Ama bunu gözlemledik ki, yani o anda insanların beklediği şey aslında bir sanal sınıf değil. Çünkü sanal sınıfın da getirdiği bazı zorluklar var. Aynı anda bilgisayar başında olmanız lazım, kaçırmamanız lazım vesaire. Ve ürünü tamamen değiştirdik. Daha ücretsiz, hani insanların video eğitim materyallerini yükleyebilecekleri, aslında supplementary demek istiyorum bunlara, yani destekleyici demek istiyorum bunlara. Hiçbir zaman bizim hani sınıflarda aldığımız eğitimleri yerine Udemy'yi koyalım gibi bir mottomuz olmadı. Yani bizim yani be able diyoruz aslında burada. Yani biz imkan sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim verecek kişilere de, eğitim alacak kişilere de hub gibi. Yani ihtiyaçları olabileceği, baktıkları zaman, izledikleri zaman hani süreden bağımsız. Bunun altını çiziyorum. Yani bir eğitimin kaliteli olması 40 dakika olması değil. Yani 10 dakika da olabilir ama siz hub gibi onu verdiğiniz zaman karşı tarafa insanlar aradıkları şeyi, ihtiyacı olan şeyi o derste alabiliyorlarsa bizim amacımız oradaki boşluğu kapatabilmek. Yani hiçbir zaman burada hani eğitim kurumlarımızı, öğretmenlerimizi ki hani annem, babam, kardeşim, öğretmen bunları karşı tarafa koyup bir sizi replace edeceğiz. Bir alternatif değil, evet, bir destek. Olamayacağız zaten. Peki, olamayız. Ahmet Bey'e ben hemen döneyim. Süreyi de çok tasarruflu kullanmamız lazım. Son 10 dakikamız gibi tabii görünüyor. Büyük eğitim resminde biz biraz öğrenme bacağına odaklanıyoruz. Öğrenme birey olarak etki alanımızda. Pek çok hayatın unsurları ilgi alanımızda pek bir şey yapamazken öğrenme etki alanımızda. Ne yapıyoruz ya da ne yapmaya çalışıyoruz perspektifinden sorunuza yanıt vermek istiyorum. Bugün üniversite yıllarından başlayarak hani gelecekte şimdi iş hayatına kiminiz bu sene, kiminiz önümüzdeki yıllarda katılacak. İş hayatının dengeleri değişti. Bugün iş hayatı hiç olmadığı kadar karmaşık, kaotik. Kim nereden, hangi iş modeliyle neyi sonuçla, ne sonuç elde ediyor, birbirleriyle ne kadar örüntü içindeler gerçekten çözümlemek bir başka beceri seti gerektiriyor, düşünce seti gerektiriyor. Öte yandan bugünün iş hayatında yapay zeka denen bir gerçek var. Sabah da konuşuldu, Bakan Bey de ifade etti. Makinalar pek çoğumuzun yapacak işi alacak. Bu konuda yapılan araştırmalar, hatta yine Bakan Bey'in de söylediği gibi kendi tarihimizden de başarılı insanlara, bilim insanlarımıza baktığımız zaman bir dizi yeni beceri gerektiriyor. İşte kritik düşünme dedik, birlikte çalışma dedik, akıl yürütme, buradan fikir üretme, bu fikirleri eyleme geçirme. Bunlar hiçbir zaman robotların, en azından bir belli bir süre daha robotların yapamayacağı şeyler. Şimdi bu becerilere insanoğlu olarak, üniversite gençliği olarak, çalışan profesyoneller olarak bizler sahip olmalıyız. Bunlar okul sıralarında, üniversite sıralarında her zaman olmuyor. Öte yandan korkunç bir teknolojik dönüşüm var. Bu dönüşüm gerektirdiği bir bilgi ihtiyacı var. Bugün Türkiye işsizlikte ne yazık ki istenmeyen bir noktada. Genç işsizliğinde özellikle çok daha büyük bir noktada. Şu ana kadar bakın hiç öğretmenden, eğitmenden bahsetmedim. İş hayatına adım attığınız mesela bu yıl şunu söyleyebilirim. Türkiye aynı zamanda dünyada en fazla yetenek açığı olan 6. ülke. İşverenler iş hayatı %70'e yakın bir olasılıkla o yüzdeyle kualifikasyonu, yetkinliği, bilgisi, becerisi, davranışı
uygun aday bulamadıklarından şikayet ediyorlar. İşte tam bu noktada hayat boyu öğrenme, tekrar söylüyorum, öğrenme bu memleketin karakteri olmalı. Şirketlerin karakteri olmalı, bireylerin karakteri olmalı, hele öğrencilerin. Yani özü olmalı, özü olmalı. Çünkü yarın bilmediğiniz bir dünyada bilmediğiniz bir işi yapmak durumundasınız. İşte teknoloji tam da bu noktada devreye giriyor. Teknoloji hiç olmadığı kadar sınıf ortamında düzenli bir grup halinde oturup öğrenmekten dağınık, karma karışık, bilginin nerede olduğunu bulup o puzzle içerisinde, bulmaca içerisinde bir yere konumlandırma becerisi gerektiriyor. Eğitim hiç olmadığı kadar gerektiğinde yapay zekayı, teknolojiyi kullanarak sizin ihtiyacınız olduğu bilgiye, ihtiyacınız olduğu anda erişebilmenizi sağlamak durumunda. Evet. Öte yandan son dönemde sinir bilimle ilgili yapılan pek çok araştırma aslında insanın nasıl öğrendiğini, davranışın nasıl değiştiğini gösteriyor. Şimdi bunlardan da faydalanmak gerekiyor. Dolayısıyla biz aslında gelecek için öğrenme ve öğrenmenin geleceği için teknolojiyi birey olarak, kurum olarak, şirket olarak kullanmalıyız. Tabii şirketler burada kritik bir role sahip. Biz ne bakanlıktan, ne hükümetten, ne sadece STK'lardan, ne sadece üniversitelerden, okullardan kendi geleceğimizi şekillendirmesini bekleyemeyiz. Ben beklemiyorum. Vatandaş olarak, birey olarak bizlerin de bir şey yapması gerekiyor. Ve bu değişimde teknolojik araç geleceği en az yurt dışı kadar, en az en iyi örnekler kadar kullanmamız gerekiyor. Sıklıkla bana şu soruluyor, öğrenme nereye doğru evrilecek? Biraz önce söylemeye çalıştım. Öğrenme hiç olmadığı kadar birbirimizden öğrendiğimiz, hiç olmadığı kadar, tekrar söylüyorum, iş hayatı için daha yoğun konuşuyorum. İş hayatında yarın yapacağınız işi yaparken öğrenmek, gerektiği kadar öğrenmek. Bildiğiniz şeyin tekrar anlatılması için ne yazık ki kaybedecek vaktiniz yok. Bildiğiniz şeyleri tekrar öğrenmek için de kaybedecek vaktiniz yok. Tüm bunlar içerisinde ama öğrenme insan odaklı. Eğitmen olmadan, öğreten olmadan, o bilgiye sahip, o kadim deneyime sahip insanlar olmadan bunlar mümkün değil. Ama onların rollerini keşke işte Hakkari'deki en uzak köydeki çocuğumuza da ulaştırabilsek ya da bugün işte doğudaki bir üniversitedeki gencimize de ulaştırabilsek. Son söz, tabii eğitmen ya da öğretmen rolünü yeniden yapılandırırken iş hayatında teknoloji destekli öğrenmeden bence kaçınmamalıyız. Yani bunu çok iyi hem öğrenenler hem öğretenler olarak içselleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben Alp Bey'e döneceğim. Bu konuyla da ilgili aslında. Tamam, eğitim, öğretim ve hep derler ya, bir insanın tecrübeyle, kendi tecrübesiyle bir şeyleri öğrenmesi için en az 200 yıl lazım. Var olan tecrübelerden aslında insan hayatına yetecek kadar, o 80 yılsa ortalama, bu öğrenim süreci tecrübeli insanlardan elde edilebilir denir. Şimdi bu 4 tane birbirinden güzel girişimde şu hedef de var aslında. Öğretmenleri de eğitmek demeyelim de öğretmenleri de desteklemek. Yani Han Akademi'nin de çok iyi biliyorum ki öğretmenler tarafından da çok iyi, çok fazla kullanılıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Sizin hedefiniz sadece öğrenciler değil, aynı zamanda öğretmenler de galiba. Tabii ki eğer eğitimi dönüştürmekten bahsediyorsak bütün ekosistemden bahsediyoruz. Ben deminki soruya şöyle çok kısa ve net bir cevap vermeye çalışayım. Tabii ki bu benim fikrim. Biz insanlar sosyal canlılarız. Paylaştıkça, tartıştıkça, sorguladıkça, etkileşim içinde olduğumuz ortamlarda daha iyi, daha verimli öğreniyoruz. Teknolojinin burada oynadığı rol, bilgi aktarımını daha verimli, daha etkin hale getirmek. Çünkü bilgiye kaynağından ulaşma şansını sunuyor. İstediğimiz an, istediğimiz yerde kendi hızımızda öğrenme şansını sunuyor ve belki de bu şekilde kendi öğrenme sürecimizin sahibi oluyor. Hayat boyu öğrenme mantığını içselleştirmek için elimize bir fırsat geçiyor diye düşünüyorum. Öğretmen tarafına gelecek olursak da ben sıklıkla öğretmenlerle de bir araya gelerek şunu hep anlatmaya gayret ediyorum. Bugün öğretmenin rolü belki de dünkünden biraz daha zor. Çünkü bilgiyi aktarmak, kabul etmemiz gerekir ki makinelerin bizden daha iyi yapabileceği bir şey günümüz şartlarında. Fakat hiçbir makine insana dokunamıyor. İnsanı insan yapan noktalarda bir kişinin gelişimi için onu yönlendiremiyor. En azından şimdilik. Dolayısıyla artık bırakalım bilgiyi aktarma tarafı dijital ortamda teknolojiyle daha verimli bir hale gelsin. Ama sınıflarımızda biz beceri üzerine odaklanalım. Çünkü geleceğin belki de ilk defa bu kadar bilinmeyen bir geleceğe gençlerimizi hazırlıyorken ihtiyaç duyduğu şey matematik kadar, fizik kadar, müzik kadar
İster yeni nesil beceriler deyin, ister insani beceriler deyin, girişimciliği, liderliği, yaratıcılığı, şu an için belki de makinelerin henüz yapamadığı şeylere odaklanmak olacak. Şöyle bir anekdotla ben sözlerimi toparlayayım. Sizin öğretmen sorunuza da belki daha anlamlı bir cevap olur diye düşünüyorum. Öğretmenler, eğitimciler bu zor meslekte senelerce dirsek çürüterek, kitap okuyarak adeta damla damla bir damacanaya su doldurdular ve bu damacanayı omuzlarında taşıdılar. Bu çok ağır bir yük. Ve her öğrencinin farklı ebattaki bardaklarına bu suyu dökmeden, ziyan etmeden doldurmaya amaçladılar. Bizim görevimiz bu. Fakat bugün bilgi bir şelale gibi akıyor ve bilginin şelale gibi aktığı bir ortamda ne biz bu bütün bilgiyi damacanamıza sığdırabiliriz ne de bu damacanayı sırtımızda taşıyabiliriz. Bu yükün altında ezilmememiz lazım. Artık yapmamız gereken şey her öğrenciyi eline bir bardak almayı ne zaman ihtiyacı olursa gidip o bardağı şelaleden, suyun kaynağından doldurarak içmeyi ve ihtiyacını karşılamayı gelişmek için kendi öğrenme sürecini eline almayı öğretmek. Bugün en bilgili insan bilgiye doğru kaynaktan hızlı bir şekilde ihtiyacı olduğu anda ulaşabilen insan. Ve eğer biz öğretmenler, eğitimciler bu söylediğim vizyonu gerçekleştirebilirsek inanıyorum ki o zaman sadece bugün var olan bilgiye değil, gelecekte var olacak bilgiye de nasıl ulaşılabileceğini bu kadar hızla dönen ve değişen bir dünyada gelecekte nasıl bu değişimi yöneten bireyler yetiştirebileceğimizi göstermiş, başarmış oluruz. Öğrenmeyi öğrenmek bir bakıma bakıldığında. Evet, süremiz de aslında bitti, bitiyor gibi. Ben şöyle toparlayayım artık. Belki de hepimizin çok merak ettiği bir konu. Özellikle oturtmadık ama iki kullanıcı bazında ücretsiz girişimler söz konusu. İki tane de kullanıcı bazında ücretli diyebileceğimiz girişimler söz konusu. Şimdi ben de işletme okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde ve bizim hepimizin amacı şuydu. Maximizing profit. Yani o yüzden çalıştık hepimiz. O yüzden bir işin ucundan tuttuk. Yani business. Yani ticaret. Siz nasıl oluyor da para İstemiyorsunuz kullanıcılarınızdan ve bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ve siz bu suyu bulamıyor musunuz? Kullanıcılardan talep ediyorsunuz. Hızlıca aslında hakikaten çok da gecikmek de istemiyoruz. Çünkü belli bir sınırımız var salon kullanım için. Nereden başlayalım? Hemen o zaman Ahmet Bey'den başlayalım mesela. İşletme okuyan var değil mi aramızda? İşletme öğrencileri. Bir işletmenin yürümesi ve sürdürülebilirliği finansman ihtiyacı içeriyor. Tabii yaptığımız iş aslında anlam itibariyle, topluma katkı itibariyle pek çok sektöre göre çok daha keyifli. Ama bizim modelimiz kurumların çalışanları için bu eğitim gelişim faaliyetlerini yaparken bize bir ücret ödemelerinden geçiyor. Ama en azından şunu söyleyebilirim, biraz önce rakamları verdim. Türkiye'de yakında hani pek çoğunuzun çalıştığı ya da çalışmakta olduğu işletmede kişi başı eğitim bütçeleri yurt dışı örneklerine, ulusal globalleşmiş şirketlere, katma değer yaratan ihracat potansiyeli olan şirketlere göre çok düşük. Dolayısıyla biz bu kıt kaynaklarla çok daha etkin, verimli ve sürülebilir bir öğrenme yaratmak işindeyiz. Ve bu iş bir miktar finansman gerektiriyor. Bugün tabii Boğaziçi Üniversitesi eğitim, BÖTE bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitim Bölümü bizim önemli bölümlerimizden bir tanesidir. Oradan çok sayıda öğrenciyle ve hocamızla çalışıyoruz. Halihazırda şirketlerde de çalışanlarımız var. Tabii bir yandan bunu şunun için söyledim. İstihdamı destekleyerek bu sektöre öğrenci yetiştirme, bu sektöre hoca yetiştirme, eğitmen yetiştirme rolümüzle en azından ticari olarak aldığımız ücretin bir kısmını topluma geri ödüyoruz. Öte yandan bugün çok sayıda toplumsal sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Öğretmen Akademisi Vakfı'yla 200 bine yakın öğretmenin eğitiminden tutunuz da TED, 10 bin genç meşale, TEV, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, kadına yönelik çok sayıda sosyal sorumluluk projeleriyle elimizden geldiğince aldığımız tutarları ödüyoruz. Öte yandan şunu da yapıyoruz. Bugün gelirimizin yaklaşık %80-85'i Türkiye'den, %10-15'lik bir kısmı çevre ülkelerden.
Söz veriyorum önümüzdeki 3 yılda gelirimizin daha büyük bir kısmını da yurt dışından Türkiye'ye en azından sermaye olarak, gelir olarak daha doğrusu ihracat olarak. Yalnız bu söz havada kalmaz. Evet. Arkadaşlar notlarını da alıyorlar. Basın muhabir arkadaşlar da var aramızda. Tabii bu konuda devletten de çok sayıda destek ve teşvik alıyoruz. Katma değerli bir sektör olarak Türkiye'deki bu eğitim ve bilgi birikimini yurt dışına sunma konusunda. Tabii gönül isterdi ki herkese bu imkanı verebilelim ama dediğim gibi işletmenin yürümesi için de bir miktar kaynak üretmeniz gerekiyor. Ama en azından memleket kaynaklarını 1'e 10 alacak şekilde çok verimli kullandığımızı, öte yandan kurumların gelişim süreçlerini sadece verimli kılmıyoruz. 2,5-3 milyon insanın bugüne kadar hiç sahip olmadığı kadar tıka basa eğitim ve bilgiyle dolu olmasını sağlıyoruz. Şu dönüşümü beraberinde yapıyoruz. Öğrenme bir yolculuktur. Bu yolculuk zaman zaman okuyarak, çoğunlukla damdan tepe üstü çakılarak, hata yaparak, yaparak, uygulayarak bu süreci de yeni Ar-Ge, yeni teknoloji, yeni yazılımlarla daha otomasyon ve daha yapay zeka destekli hale getirmek gerekiyor. Bugün şirketimiz yaklaşık 75 kişi. Çözüm ortaklarımızla beraber 250 kişilik bir ekibiz aslında. 100'ün üzerinde eğitim danışmanlık firmasıyla 500'e yakın şirkette çalışıyoruz. Gelirimizin %75-80 kısmı tekrar yeni ürün ve yeni içerik üretmeye gidiyor. Onu da buradan özellikle belirtmek istiyorum. Ama efendim para kazanın da eğitimden para kazanın. Eğitime hizmet olsun en azından. Evet. Ya kusura bakmayın ben devamlı saati de kontrol ediyorum. Daha birçok da soru var. Çok da evet. Gerçekten önemli aslında. Ben hemen bir tane de ücretsize döneyim mi yoksa Mustafa Bey siz de söylemek ister misiniz? Ben aslında bir şey düzeltmek isterim bu fırsatla. Yani oturduğum konum itibariyle aslında ücretsiz ve ücretli arasında bir köprü oluşturmuşum. Şimdi Udemy olarak platform tamamen ücretsiz bu arada. Yani biz hakikaten ürünü kurduğumuzda da amacımız eğitimi ücretsiz kılmaktı. Ama bizim iki tane müşterimiz var. Bizim hem eğitmenlerimiz hem de öğrencilerimiz. Eğitmenler, içerikleri biz üretmiyoruz. Sizden tek farkımız tabii aslında o. Yani içerikler kullanıcılar tarafından yükleniyor. Ve tabii ki bunun için bir emek, bir efor söz konusu. Kullanıcılar ne zaman bir ücret kazanmak isterse biz o zaman orada biz ücret kazanıyoruz aslında. Yani şu anda Udemy tamamen girip, yani sizler de Khan Akademik olarak da hani eğitimlerinizi yükleyerek ücretsiz bir şekilde bu 35 milyon aktif kullanıcıya ulaştırabilirsiniz. Ben bunu düzeltmek istedim açıkçası. Bizim aslında en büyük pazar yeri modeli aslında. Evet, yani bir marketplace evet. Aslında. Pazar yeri modeliyiz. Şimdi dediği gibi bir iş yaptığınızda tabii ki bir paraya ihtiyacınız var. Çünkü ekip yönetiyorsunuz, ekip çalıştırıyorsunuz. Ve hani maaşlar bizim için olmazsa olmazımız hayatın devamlılığı için. Biz 173 milyon dolar yatırım aldık. Yani biz bu yatırımı aslında bu iş modelini büyütme üzerine harcıyoruz. Yani global, yani diğer ülkelerde, bu ülkede, yani Türkiye'de ekibimizi daha iyi bir ekip kurmak için aslında bu paraları harcıyoruz. Bu bir tabii ki gelir modeli bizim için. Bizim için bir artı ama bu olmadığı zaman elbette siz işin sürdürülebilirliği için bir yerlerden bu bağış olabilir, bir yerden yatırım olabilir. Sizin bir para kaynağı yaratmanız gerekiyor açıkçası. İlla ki yani evet. Sonuçta bir business. Bu kaçınılmaz bir şey ama Udemy'yi tekrar düzeltiyorum. %100 ücretsiz bir ürün. Tepeden tırnağa her bir feature'ını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ama ne zaman eğitmenler ücret kazanıyorlarsa biz de Udemy olarak o hani mühendislik olarak yapmış olduğumuz ürünlerin karşılığı olarak bir tamam. Miktar almamız söz konusu oluyor. Peki hemen ben Deniz Bey'e, Farkındalok Bey'e bir dönmek istiyorum. Oluşturduğu istihdam da çok ayrı bir değer dünyada. Mikro istihdam olarak geçiyor belki ama çok kıymetli. Ben finansçı değilim o yüzden felsefeye verdim kendimi. Allah'a güvenen biriktirmez. Biz de yola çıktık. Yola çıktık. Tabii biraz saflık da vardı bende. Bilmiyordum girişimcilik ekosistemini. İş planını yaptım. Böyle 8 yıllık. Gittim. Birinci de 3 ayda batarsın dedi. İkincisi 2 ayda batarsın dedi. Sonra batmadık. Rıza Baba adamlar pislik çıktı diye 7,5 yıl oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Simon Karataş, Murat Başkan ve Barış Yıldırım PowerPoint'teyken 150 bin dolar yatırdılar. Ondan sonra dedik tamam bize inananlar varsa devam edelim. Sonra Dündar Uçar çok kıymetli bir eğitimci. Yaklaşık 1,5 milyon dolar civarında bir yatırım yaptı bu süreçte. Benim o biriktirdiğim 60 hepsi gitti.
Ama arkadaş biriktirmişim. Bazıları böyle arabasını satıp getirip para getirirlerdi. Vallahi gitti bir şekilde. Buraya kadar geldi. Şu son dönemde de bir yoğun Çin trafiği gelmeye başladı. Biraz korkumuz da ondan. Şirketimizde de hiç çalışalım. Çin trafiği dediniz değil mi? Evet, evet. Şu an Vosikrin trafiğinin %25'i Çin'den. Ve bu son 17 günde oldu. Biraz böyle uykusuzum, kusura da bakmayın. Bu arada çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şöyle bir döneyim. Vosikrin'i bilen var mı aranızda kullanan? Hayır. Peki madem girdik, Udemy ile ilgili bilgisi olan ya da üye olan, Han Akademi ile ilgili var mı yine? Ve son olarak da Enokta ile ilgili. Evet, herkes aşina. Bravo. Biz biraz geride kaldık. Uygun görürseniz tüm Şimdi Ahmet Bey sizi önümüzdeki senelerde tanıyacaklar. Ben bir şey daha... Burada pardon. İzin verirseniz tüm katılımcılara Enokta sistemlerinden özellikle genç arkadaşlarımızı... Promosyon mu yoksa? ...olarak eğitimlerimizi açmak istiyorum. Böyle bir şans verirseniz çok memnun olurum. Tamam, yani, detaylarını biz, ne yapmamız biz gerekiyorsa ama kaçırmıyorum. Süper. Harika. Köprü vazifemi yerine getireyim. Ben de hani buradaki arkadaşların bir kısmını açıkçası hani Udemy'den iki tane ücretli ders ücretsiz vermeyi planlıyorum. Bununla ilgili de bir planlama yaparsak. Ama bir dakika şimdi biz köprüyü sağlıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Doğru. Bu bilirsiniz Bağış şimdi, televizyon programlarında. Muhtemelen Deniz Bey de ücretli verecek içerik. Evet, biz de 7 yıldır ücretsizdi. Şimdi kutu dolaştıracağız. Şöyle yapalım. Bu televizyonlarda bilirsiniz bağış programlarında aan eli tutulmaz. Herkes bir şey söyler ama sonra unutulur. Bu unutulmaması adına da tam bir commitment olsun. Ne yapmamız gerektiğini ben de takip edeceğim. Onu da Emin buralardaysa onunla da konuşalım. Nerede yayınlamamız gerekiyorsa da ibpf.org.tr'den ya da bizim Instagram hesabımızdan mutlaka şu sözlerin siz de takipçisi olun. Ama ben inanıyorum. Ben cümlemi tamamlayabilir miyim? Son kısma bağlayacaktım. Baktık gitmiyor, para da yok. Şu an çalışan da yok ama işler gidiyor, gönüllüler yapıyor. Bir şirket sözleşmesine 2014'te bir madde ekledik. Dedik ki kimse 8 saat çalışmayacak, 7,5 saat çalışacak. Diğer yarım saatte ne yapacağız Deniz Bey? Kitap okuyacaksınız. Ne kitabı? Bilmem, istediğiniz kitabı okuyun. Ne yapacağız okuduklarımızdan? Paylaşmaya değer bulduğunuz 5 alıntıyı veri tabanına atacaksınız. O ne olacak? Yıl sonunda kitap olacak. Kabul etmezsem işe almıyoruz. Aksatırsam atıyoruz diye. İnsan insandan beslenir projesi çıktı. Bunun gelirleri de işitme engellilere bağışlanıyor, aktarılıyor diyelim. Ve biz tabii buna devam ediyoruz. Sonra insan insandan beslenir 3 dedik. Bu şu açıdan önemli çünkü burada şirket sahipleri de vardır. Bir projede gelecek nesilleri nasıl yetiştiririz diye sorduklarında yetiştiremeyiz demiştim. Çünkü sütün kalitesi yeterli düzeyde değil. Süt bizleriz, yetişkinler. Yetişkin eğitimi olmadan çocuklarımıza çok iyi örnek olamıyoruz. O yüzden her işletme aslında yarım saat kayıp görülebilir ama bunu yapsa 10 yılda bu ülkede bütün anne babalar okula dönmüş olur. Doğru. Evet, çok teşekkürler. Evet. Şöyle bitirelim. Burada gerçekten birbirinden kıymetli girişimler var ve herkes evine döndüğünde 3 gün sonra, 5 gün sonra bu organizasyonla, şu panelle ilgili hemen hemen çok az şeyler kalacak ama özellikle Enokta deyince akılda ne kalsın, Udemy deyince akılda ne kalsın, birer cümle alırsam sonra büyük alkışlarla paneli kapatacağız diğer panel için. Ahmet Bey ne söylersiniz? Enokta deyince nasıl bir alameti farika olsun? Yani ne gelsin insanların aklına? Geleceğe hazır olma sürecinde hayat anlardan oluşur. Öğrenme anını içinizde hissettiğiniz anda sizi bize bekliyoruz. Teşekkürler. Mustafa Bey. Ben de unutmamamız gereken tek bir şey söyleyeceğim. Hani, promosyonu unutmayacağız, onu biliyoruz. Yok, promosyonu unutmayın, ben takipçisi olacağım. Yani improve lives through learning diyoruz. Hakikaten arkadaşlar hani bilgiyi paylaşın ve bilgi edinin herhangi bir kaynaktan. Ne olacağı hiç önemli değil. Lütfen hani öğrenmekten çekinmeyin, araştırmaktan çekinmeyin. Ve tekrar son kez söyleyeceğim, be able diyoruz aslında. Hani imkan sağlayın. Yani diğer arkadaşlarınızın bu bilginize, yani size ait olan bilgilere ulaşmasına imkan sağlayın. Herhangi bir platform, bu verbal olabilir, sesel olabilir, dijital content olabilir, ne olursa olsun. Udemy için söylemiyorum. Diğer platformlarda bu bilgilerinizi paylaşın ki diğer ne kadar insana dokunursak o kadar ilerleriz. Çok teşekkürler. Ve farkında Lok Bey, sevgili Deniz Bey. Formattan çıkmayalım. Bize ait olan verdiklerimizdir.
Alp Bey ile yavaş yavaş kapatalım artık. Kaan Akademi ücretsiz olunca yani o kadar parayla pulla alakamız yok ki ben demin o soruyu cevaplamadım bile. ama gerçekten karşımıza en çok sık çıkan sorulardan biri, hocam gerçekten mi ücretsiz? Evet, yemin et diye soranlar oldu bugüne kadar. Yani hep böyle bedava ve iyi bir ürün olamaz, mutlaka yarın para isteyecekler korkusu var. Ha ben de en azından bu fırsatla Kaan Akademi her zaman ücretsiz olacak. Çünkü çıkış amacı bu diye eklemek istiyorum. Son söz olarak da belki şunu söyleyebilirim. Biraz çabayla beynimizde, vücudumuzdaki diğer kaslar gibi öğrendikçe gelişen ve gelişmeye devam eden bir parçamız. Dolayısıyla eğer tam öğrenirsek, ustalaşarak öğrenirsek, hatalarımızdan ders alarak öğrenirsek, bilmemiz gereken tek bir şey var, o da hayatta her şeyi öğrenebileceğimiz. Çok teşekkürler.